iki haftadır iyi olan Jack'ten bir giriş yaptı sevgili Nihat Kahveci. Çok eleştirildi tabii ki. Hem transferdeki maliyeti çok eleştirildi. Onun suskun kaldığı dönem çok eleştirildi ama belli ki Jardin'in de iki haftadır ayağı sıcak. Jardin'i kazanabilmek için taraftarlar tribündeyken çok mücadele ettiler. Özellikle şampiyon oldukları sezonda kötü oynarken, gol kaçırırken sürekli Jardin'e bir destek vardı. Fakat vurdum duymaz tavrı biraz taraftarla arasında mesafe açılmasına sebep oldu. Şimdi geriye dönüşü söz konusu. Ha, o vurdum duymaz tavrından bir parça daha seviyeyi arttırmış gözüküyor. Özellikle de bu tip oyuncular atmaya başladığı zaman, biraz sonra Beşiktaş konuşursak Abubakar örneği de çok iyi bir örnek. Atmaya başladığı zaman ondan sonrası gelir zaten. Jagne de atmaya başladı. Attığı gol geçen haftakilere hiç benzemiyor. Yani geçen haftaki 3 golü toplasam bu haftaki gol etmez. Yani topu göğsüyle rakibinden uzaklaşıp sol ayağını alması ve vuruşu gerçekten de çok çok üst düzey bir gol. Maçı çözen gol. Ha, işin tuhaflığı şu, çok daha kolaylarını kaçırdı. Top yerdeyken, kimse rahatsız etmiyorken kaçırdı. Ama Jagne gibi oyuncular her zaman çok değerlidirler. Fiziksel olarak çok güçlü. Fakat Nihat'ın da söylediği, benim de yayının başına söylediğim detay çok önemli. Galatasaray'da işin hücum kısmına katkı verdiği anda becerikli oyuncu sayısı çok. Mesela Fegoli en başta gelen oyuncu. Yani özellikle 8 numara gibi oynarken bu akşamda, geçen hafta Rize'de de biraz daha fazla topla buluşması gerektiğini zaten maçın içerisinde konuşuyorduk. Nihat doğru söylüyor. Buluştuğu anda oyun güzelleşiyor.